Evet arkadaşlar, bugün konumuz Cem Yılmaz. Siktir git, Cem Yılmaz diye bir konum olur. Şey içerim Tabii ya, ki. bir şey içerim ya. İçmeyeyim. Şimdi buraya oturunca mı içecek? Ha, dur bir çek işte. Ya yapacağın iş. Uzaylılar var mı yok mu bak. Olur be, güzel aslında. Herkes nerede? Bek, 16. yüzyıl diye gir gitsin. Zaten kimse aksini ispatlayamaz. Tamam mı? Dümdüz anlat gitsin öyle. Çok doğru olup olmadığını düşünme. Daha inandırıcı oluyor öyle. Niye araştırmıyorlar mı? Abi YouTube'da izlediğini kaç kişi araştırıyor? Bak sen hala YouTube'un... Ben de bak doğru dürüst bir insan olmayı seviyorum. Ama YouTube'un mantığı bu değil. Ruhi Çenet diye bir adam var ve bu fenomen yaptığı videoların %95'i yalan dolan. Yani olmayan şeyleri böyle fantastik şeyleri oluyormuş gibi anlatıyor. Bir sürü abonesi var. Bu Yani biz adamların rezil olma gibi bir korkusu yok mu? Ruhi Çenet gibi insanların He mı? yani kimse Ya işte. abi yok demek ki yani rezil de olmuyorlar aslında. Şöyle bir etrafındakilerle konuşuyorum gayet herkes Ruhi Çenet'e inanıyor. Ben diyorum ki mesela Bermuda Şeytan Üçgeni Ruhi Çenet'in anlattığı gibi bir şey değil. Bilimsel açıklaması bu. Aslında orada çok fazla gemi falan da kaybolmamış. Türkiye'de büyümüş bir mevzu bu diyorum. Yok diyorlar. Herkes Ruhi Bermuda Çenet'e inanıyor. şeytan üçgeni zaten şeytan üçgeni diye bir deyim yok Heh, ya aynen. normalde. Adama Bermuda üçgeni demiş. O da hani o dönem bir askeri bir olay oluyor. Bunu tanımlamak için hani yer belirtmek için nerede kaybolduklarını bilmiyor adam. O yüzden Bermuda üçgeni diyor. Yani normal vakalar dünyanın herhangi bir yerindeki normal vakalar Bermuda'daki şeytan üçgeni dedikleri yerden daha çok. Evet, hani daha çok vaka oluyor ama işte adı çıkmış ve Ruhi Çenet gibiler bunu abarttıkça ve konumuza dönersek insanlar da buna inanıyor. Bunu seviyorlar. Aslında bak insan fantastik olan şeyi seviyor. Mesela şimdi uzaylıların gelip Mısır piramitlerini yapmış olma ihtimali çok hoşuna gidiyor herkesin. Yani orada gerçekten Yapmadı mı? kölelerin çalışması yapmadı. Köleler Hadi ya. yaptı. Evet. Ben birinci ağızdan dinledim. Birinci ağızda. Afrodit Tarsuslu. Hacı. Köleler yaptı diyorlar ya. Sonra sıyrılıp çıkıyorlar. Orada yekpare. Tamam mı? 30 bin ton mu ne? Bir kaya var. Nasıl köleler yaptı lan? Abi şimdi bak bunu anlatan bir sürü artık film belgesel çekildi. Bunu da benden dinlemesinler be. Şimdi Ne belgesel çekildi abi? Adamların teorileri çok saçma ki bilmem kaç kilometreden bilmem kaç milyon tane köle çalışmış da. Yani Ulan. bütün o zamanki bütün Mısır İmparatorluğundaki insanları köle olarak kullanmış olsalar bundan daha fazlasını da İşte orada yapabiliyorlardı. şöyle bir çelişki var. Dünya nüfusunun o dönemki dünya nüfusunu alsan o rakama denk gelmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Nasıl denk gelmiyor ya? Bak o kesin bir bilgi değil ki senin söylediğin şey. Gelme ihtimali de var. Yani şimdi Abi adam o zaman bütün dünyayı toplamış neredeyse. Neredeyse diyorum. Tamam hadi kesin neredesin? olmasın. Neredeyse bütün dünyayı toplamış, piramitleri mi yaptırmış yani? Nasıl bir güç lan Niye yaptırmasın ki? bu? Bütün dünyadan bahsediyorum oğlum. Abi bütün dünya değil bak şimdi o zamana dair çok net bilgiler olmadığı için elimizde bunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Babacım bir de bak. Tamam. Hadi bunu köleler yaptı. Tamam mı? Sen 1 milyon köleyi topladın oraya. Tamam mı? Ülkendeki ne kadar insan varsa, çoluk, çocuk, hepsini köleleştirdin, getirdin oraya çalıştın. Tamam, çalıştırıyorsun. Tamam. Çalıştırdın diyelim. Abiciğim bu adamlar ne yiyecek, ne içecek? Nasıl ne? Nil Ülkede yatağında bir üretimi kim imparatorluk bu. yapacak abi? Nil yatağında bir Tamam da sen imparatorluk. herkesi köleleştirirsen üretimi kim yapacak? Bak herkesi köleleştirip herkesi aynı iş için köleleştirmezsin. Bir Bu adamın kısmı hiç üretim... askeri derdi yok mu? Çevre ülkelerden tehdit almıyor mu? Askerleri sadece insanların köleleştirilmesi ve ehlileştirilmesiyle mi Şimdi ilgileniyor? ben şöyle düşünüyorum. Buna yetecek kadar insan olması uzaylıların gelip piramit yapmasından daha mantıklı geliyor bana. Yani uzaylılar deyince aklımıza niye müteahhit geliyor? Sürekli adamlar bir şey inşa etmişler. Evet. Etmemişler işte. Acı ve gerçek. Hadi ya. Neden bu kadar iyi matematik hesapları yapmış peki bu şeyler? Abi Mısır İmparatorluğu zaten bilimde ilerlemiş bir Tamam imparatorluk. ilerlemiş de niye bu günümüze yansımamış? Yani bu
o seviyede ilerlemiş bir toplumun günümüze daha da ileri bir seviyede olması gerekmiyor. Yok aslında tam olarak mesela o seviyede ilerlemiş ama o seviyede ilerleyen sadece Mısır değil ki, İnkalar var, Mayalar var. Bunların hepsi eşit değil de yakın seviyede gelişmeler göstermişler. Ha, ondan sonra tabii dünyanın şartları değişiyor, iklimler değişiyor, savaşlar yaşanıyor. Peki, yani bir noktada geri kalabiliyor. O Keops piramidinin falan filan jeolojik konumu neden bu kadar iyi hesaplanabilmiş sence o dönemde? Nasıl iyi hesaplanabilmiş daha doğrusu? Abi bilim insanı. Dünyanın manyet çizgileri var biliyorsun değil mi? O manyetik çizgilerin sapma yaptığı yerlere piramit koymuşlar. Çok ilginç değil mi? Yok. Yani nasıl bilim yok? İnsanları. Yani manyetik çizgilerin bozukluk gösterdiği yerde piramitler var. Tamam da bak bilim insanları bunları hesaplayabiliyor şimdi. Baktığın zaman kara deliğin fotoğrafını da çektiler. Ha, ben nasıl çekildiğine hakim miyim? Sana matematiksel olarak açıklayabilir miyim? Açıklayamam ama bilim insanı bunu yaptı. Ben de sana diyorum tamam ki. Tamam da o dönemde o manyetik çizgilerin orada bozukluk gösterdiğini bu Mısırlılar nereden biliyordu? Yani öyle bir teknoloji yok. Peki Anladın sence mı? Uzaylılar var mı? Tabii ki var. Bence de var. Buraya dönelim. Sikmişim Mısır piramidini ya. Bence uzaylılar düşünüldüğü gibi varlıklar değiller sadece. Şu İngiltere'deki zamazingo neydi? Dikili taşlar. He, Stonehenge miydi? Ha, Stonehenge. O Stonehenge'in olayını da çözdüler ya. Taşları buldular nereden geldiğini. Nereden? 250 kilometre mi de uzaktan gelmiş. Yakın baba ne vardı be? 250 kilometre ne? O dönemde. Bir buçuk saatlik yol. Abi böyle garip mimari eserler böyle orada duruyor ve bunlar hani o dönemde nasıl yapıldığına kafa yoruyor ya insanlar. Ya ben piramitler. Piramitlerden çok daha garip bir şey var aslında. Şu Nevşehir'deki yeraltı şehri var ya. Evet. Yani oraya yapmak, o piramidi yapmaktan daha zor bir şey. Şimdi ben şu anki durumda bile mesela metronun içindeyken deprem olduğunda korkarım lan derim, bu kesin yıkılacak. Düşün, o zaman adamlar yer altına şehir yapmışlar. Bu daha büyük bir düşünülmesi gereken bir şey ama hep biz piramitleri konuşuyoruz. Piramitler görünüyor baba. O biri diğerinin altında görünüyor. Her dinde, her toplumda böyle fantastik doğaüstü olaylar var. Bu doğaüstü olayların sebepleri de uzaylılar olabilir mi? Ben bunu düşünüyorum. Mesela piramit değil de biz şu an şeylerden bahsediyoruz. Cinlerden falan bahsediliyor ya. Şizofreni tanısı koyulanlar da var. Ama bir yandan cidden bir şeyler gördüğünü iddia eden insanlar da var. Evet. Belki de bu uzaylılar dediğimiz varlıklar geliyor, dünyaya iniyor, bunlara gerçekten görünüyor ve deniyor. Acaba insan ne yapacak, böyle bir iletişim kurmaya çalışıyor. Böyle bir şey olamaz mı? Adamı da kafayı yediriyoruz biz. Yani kafayı yedi sanıyoruz. Belki adam diyor gerçekten konuşuyor. Ha bir de şöyle bir şey var mesela. Bütün hepsi diyor ya onu öldür, bunu öldür falan. Şizofren olunca öldürmeye yönelikler. Ama öldürmeyenleri de var. Bunlar genelde sokakta gezip kendi kendine konuşan insanlar. Belki de öyle bir şey görüyor ki ulan has siktir diyor ve beyin gitti. Beyin algılamadığı noktada kapanıyor ya. Acıyı dayanamadığı noktada bayılıyor ya beyin. Fatılır. Ha, aynen. Mavi ekran veriyor ya. O da mavi ekran veriyor. Reset'i bir atıyorsun. Gitmiş. Uzaylılar biz olabilir miyiz sence? Biz de uzaylıyız aslında bak. Terimsel olarak baktığın zaman uzaylı olmayan hiçbir şey yok ki. Hayır ya, uzaylı diye tanımladığımız şey acaba gelecekteki biz olabilir miyiz? Hani geçmişe bir yolculuk yapıyor olabilir miyiz? Has siktir bak. Ya. Ama fiziksel olarak geçmişe yolculuk mümkün değil diye biliyorum. Neden? Yani şimdi fizik, senin fizik kuralların, buradaki fizik kuralların uzayda geçerli değil ki. Onun ne yapacaksın? Uzayda da geçerli olanları zaman mesela. Zaman yok oğlum. Zaman kavramı yok uzayda. Onu ne yapacağız? Hayır, zaman kavramı olmaz olur mu? Zaman kavramı var. Zaman entropinin akış yönüdür. Yani düzensizlik arttığı sürece zaman ilerliyor olarak kabul ediliyor fizikte. Mesela şimdi ışık hızına çıktığın zaman zamanda yolculuk yapabiliyorsun. Mantık bu ya. 300 bin, saniyede 300 bin kilometre hıza çıktığın zaman geleceğe gidebiliyorsun ama. Yani ben saatte 300 bin kilometre hızla bir saat dönüp gelirsem senin 60 yaşındaki haline gelirim. Yıldızdan 30 bin yıl önce bir ışık çıkıyor, geliyor, sen onu yeni görüyorsun. Gerçi ilerideki bir fiziksel gelişme, yani şu an kabul edilen fizik kuralları bu bile. Belki bundan 70 yıl diyorum, 170 yıl sonra farklı bir kural ortaya atılacak.
Ve geçmişe dönülebiliyor olacak. Ha bak şey olabilir. Şimdi bu gelecekten geliyor, geçmişe dönüyor. Gelecekteki borsa senetlerinin şeylerin maç sonuçlarını veriyor. İddia oynuyorsun falan, zengin Senin oluyorsun. vizyonun sikik. Rockefeller. Ne vizyonu be? Zengin oluyorum abi. Vizyon budur. Rockefeller ailesi. Üf, özerler. Rockefeller öldü mü? Yani ulan aileler lan onlar nasıl ölür? Aile yani bir Yok sürü oğlum, üyesi o var. şey, bir tane yaman var ya, Kelle. bin kere şey yaptı. Ameliyat oldu. O yaşıyor diye biliyorum ya. Öldü Ölüm oğlum haberini herif. okumadım. Öldü mü? Ama onun şeyi vardı bir ara, bilincini kopyalatmaya çalışıyordu mesela. Öyle Ha. bir çabası vardı. Yapabildi mi acaba, onu çok merak ediyorum. Ve çok mantıklı değil mi ya? Adam ölümsüz oldu, ölümsüz. Onun Kopyalatabildi mi üniversitesi acaba? var onun bir tane. He. O üniversitesi sırf onun üzerine çalışma yaptı. Yapıyordu. Hani adamın beynindeki her şeyi bir şeye, bilgisayara aktarmak ya da ne bileyim başka bir şeye, varlığa aktarmak üzerine çalışmalar yaptırıyordu işte. Süper bir şey de başarabildiler mi çok merak ediyorum. Ölümsüzlük bu değil mi oğlum? Ha, Bedenen aynen. çürüyorsun ama hani düşünce devam ediyor. Düşüncenin senin kontrolünde devam ettiğini düşünürsen ölümsüz olmuş oluyorsun. Benim için sıkıntı yok yani, bu şuradan mesela vücut bu değil. Sadece beynin bir tane robotun içinde. Arif 216'daki 216 gibiyim mesela. Kafam orada. Ay, bir insana da yapabilirler ki bunu. Ya yok, insana yapmasınlar baba, Niye yeter, lan? bıktık insanlıktan, bu ne ya? Üf, çok kısıtlıyız be, hiç çok minnacık yokuz lan biz. Çok şeyiz böyle, sevmiyorum ben. Robot iyidir. Bir de titanyumdan yaparlar, kurşun geçirmez falan, mis gibi üşümezsin, sıcaklamazsın. Kurşun yemezsin, ayağın kırılmaz, başın ağrımaz, hiçbir şey olmaz, mis gibi. Ama belki de başı ağrıyabilir ha, yani bilinçte kayıtlı ya o. Başım ağrıyor hissini hissedebilir. O nöronlarla alakalı ya. Yo, O psikolojik zaman nöron olarak olmayacak. plasebo etkisini düşün. Yani Ha. ağrıyor. Hani diyorsun ki of, başım ağrıyor. Ha, bir de öyle bir şey var. Mesela robotlarda bu duyu şeyleri yok ya, zımbırtıları yok ya. Bilincini aslında oraya aktarıyorsun. Hı. Robota aktarıyorsun. Ama o duyuları sen insan olduğun vücudunla hissedebiliyordun. Robotken de hissedersin. Tabii canım işte. O yüzden de sigara içtiğin zaman da aynı keyfi alabilirsin. Bu da ayrıyeten. Üf. Hem de hiç zarar görmeden ya, müthiş. Ciğerler de şey, Buradan çek, temiz buradan kalıyor. yeri çıkıyor. Aynen. Ama Ama o... tadı alıyorsun. Aynen. Çünkü beyinde işleniyor. Yaptırır mıydın sen böyle bir şey? Robot mu? Bilincini aldılar. Tamam, sana 3 tane şey soracağım şimdi. Ha. Bilincini kopyaladılar, tamam mı? Evet. Bilincini İbrahim Tatlıses'in vücuduna koymak istiyorlar. Kurşun yemeden önceki haline. Kabul eder misin? Baba, niye İbrahim Tatlıses'i? Ya ben bu fantazi yapıyorum şu an, merak ediyorum. İbrahim Tatlıses'in vücuduna koydular. Kabul eder misin? Bir sonraki seçenek ne? Tek sıcak Şıkları saydı, ona göre evet hayır demem lazım. bakmadım buna. Yani. Niye abi İbrahim Tatlıses'in vücudunda? Abi, İbrahim Tatlıses'in vücudunu ne yapayım ben yani, hani Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir Çok örnek kötü değil verken mi hani ya? İbrahim Tatlıses yani. Banyoya giriyorsun. Tövbe ya. Ama sesini alıyorsun mesela. Bak, onu isterim ha. Sesini alıyorum sonuçta, değil Tabii mi? canım. Yani vücut tümden senin. Ama o zaman şeyi alabiliyor muyum? Ondaki müzik kulağını alabiliyor muyum? O O beyinle vücuda, alakalı bir işte şey beyinle ama. alakalı. Ses telleri yine aynı ses telleri. Onun niye özellikleri kalsa alırım yani. Kötü. O vücuda alırım için. Çiğ köfte sevmesin Çiğ mesela. köfte sevsin. Waffle yesin. Tamam peki. İki, o zaman seçenekli sorayım. Şuna mı monte edelim, buna mı monte edelim Hadi diye. bakalım. Abi Yıldız Tilbe'ye mi monte etsinler senin beynini, yoksa Ajdar'a mı? Bilincini aldılar. İlla kırık olacağız yani. Yok ya, vücut onunla. Düşün, bilinç sensin. Abi bak, Bir işte bu de bak şöyle adam. düşün. Ertesi gün aynı ünle devam ediyorsun, tamam mı? O bilinci koydular. Vücut Ha. o. Herkes seni Beyin o o. sanıyor. Beyin Ama ses sensin. yok. Onu ne He? yapacağız? Ses falan aynı. Ses telleri aynı. Ama kulak yok oğlum. O kulak gitti yani. Tamam lan, niye illa Kaç şarkı Yıldız Tilbe'nin söylüyorsun? şarkısını söylemek için kulak olmasın. Cırlasan yeter ya. Anasını satayım. Pavarotti sanki başınıza. Yıldız Tilbe iyidir ama ya. Yıldız. Yıldız Tilbe oğlum. Yıldız Bey mi seçer? Ajdar kim Abi oğlum? sen hiç olaya fantastik bakmıyorsun. Ya sen de aynı şeyi yakalayamadın. Peki bir tane de çoktan seç. Çoktan diyorum. Açık uçlu soruyorum. Hmm. Kimin vücuduna beynini
bilincini aktarmak isterdim. Bak, erkek mi kadın mı? Hiç fark etmez. Kadın olsun. O abla var ya, şurada posteri olan. Oo, Merlin süper diş. Merlin Monroe olsun. Üf, dünyanın anasını sikerdim. Şimdi sen bana sor bari. Şimdi sen bana sor. Üf, Kennedy'yi almışım eteğimin altına. Abi senin burada niyetin Kennedy ile mi sevişmek? Kennedy ile ilişkisi vardı. Abi tamam da sen... Ulan dünyayı yöneteceksin manyak. Öyle düşün. He, dünyayı yönetmek için Kennedy'ye veriyorsun. Yani. He. Ne bileyim, bu bana pek sıcak gelmedi ya. Niye lan? Hürrem öyle yönetti işte. Şimdi sen bana sor mesela, kimin yerine koymak istersin bilincini diye. Sor abi. Neden? Sor bir. Sormuyorum oğlum. Sana seçenek veriyorum. Tamam hadi seçenek ver. Kim var ki? Dur bakayım. Abi o da şeye geliyor ya. Ben öyle yapamıyorum işte. Ben senin gibi, bak sen kötü bir insansın işte. Kafanda böyle şey, böyle insanlar böyle mesela hani noksan yerleri var ya, hani kafa kırık, ne bileyim, çirkin falan. Yani insanları böyle kodlayabiliyorsun ya, ben kodlayamıyorum insanları. Ya sen ne var ya, ne prim kastın be, ne prim kastın be. Cidden oğlum. Ya bak o kişiye karşı çünkü ayıp edeceğimi düşündüm. Ha, ben kötü oldum yani burada. Aynen. Şey çok rahat bir şekilde dedi. Abi ben mizahşör bir insanım. Ben kara mizah seviyorum. Mizahşör. Kara mizah seviyorum. Kara mizahın içinde de bunlar var. Ha, o insanı fiziksel özelliğinden dolayı yargılar mıyım? Asla. Birisi yargılasa onun için kavga ederim ben. Onu savunurum. Vallahi. Şey gibi böyle, bu late night show'lara katılan ünlüler var ya, böyle pembe hayatlar yaşıyorlar. Hayır, hiç kimseden nefret etmem. Hayır, herkesi çok severim. Dünya çok güzel. Sevelim sevilelim. Onlar gibi oldum. Evet, sor. Ha, söylerdi. Kime monte edelim seni? Free mi? Açık uçlu. Tabii tabii, açık uçlu. Tek bir kişi mi seçebiliyorum? 3 kişi seçsem. Tek oğlum mu? Lan 3 kişi seçeyim. Tek lan. Bölsünler be. Tek oğlum. Tek mi? Kadın mı erkek mi? Kadın tabii ki lan. Ne erkeği? Oğlum zaten erkeğiz yani. Yaşadık yeteri kadar erkeği, hiç istemiyorum. Hacı bir de şeyde, sekste 2 kat şey yapıyorlar. Ne 2 katı? 10 kat zevk alıyorlarmış. He, yani. Onlar 10 tane, vajinada 10 tane böyle zar varmış. Neyse, benim derdim o değil zaten. Ben seni 3'e ikna ederim diye düşünmüşüm. Şimdi 3'ünden birini seçmeye çalışıyorum. Kim? 3'ünü söyledi. Abi bak. Şimdi. Bir tane Adrenalima var. Tamam mı? Ha. Ulan o gidip o kızıl bebeğe cincire vermedi mi ya? Abi ne fark eder? Ben beğeniyorum Adrenalima'yı. Cincire vereceksin yani. Yok abi ya, ne kimseye. Kimse elini sürdürtmem. Hiçbir erkeğe. Hiçbir erkeğe. Ben niye lan? Kadın olursam kadınlarla sevişirim. Oo, güzel. Ya, abi ben cidden kötü bir insanım galiba. Tamam. Adrenalima mı? Diğeri kim demiştim ya? Ha, Rihanna. Rihanna. Abi ben Rihanna olurum, tamam mı? Hı. Zaten Rihanna'nın düşüremeyeceği... Rihanna olur, Adrenalima ile sevişirim. Çok fantastik bence. Ya, sırf sevişmek üzerine ya. Ya. İşte bu da mantalite var. Adam yani sırf sevişmek için bir vücuda geçmeyi istedi. Ben dünyayı yönetmek için. Diyor zaten Rihanna'da yeteri kadar para var yani. Sen... Oğlum para değil. Bak işte. Oğlum dünyayı yönetmek diyorum. Ya, sen sanıyor musun? Dünyayı ki... neyle yönetiyorlar abi? Yani bir Rihanna parasıyla yönetilmiyor dünya. Orası abi kesinlikle. Rihanna parasıyla yönetilmiyor değil ve Elon Musk Rihanna'dan çok mu zengin? 10 kat mı zengin değil. En fazla 2 kat zengindir mesela. Ama babacığım buradaki Elon yani... Musk dünyayı yönetmeye aday bir insan. Çünkü Amerika'nın ordusuyla ortaklaşa çalışmaya başladılar. Bu da demektir ki bundan bir 20 yıl sonra Elon Musk'ı dünyaya kural koyarken görebiliriz. Bunu da öyle düşündüm. Rihanna'yım, param var. Amerikan ordusuyla beraber çalışmaya başlıyorum. Ondan sonra dünyayı yönetme şansım var. Ne yapacağım? Bütün orduya mı vereceksin? Abi Rihanna'nın orduya vermesine gerek yok ya. Bir eteği kaldırıp indirsem zaten Çin kadar askerim var. Merlim Oro bu 2. Dünya Savaşı'nda şey yapıyor ya. 2. Dünya Savaşı mı? Kore Savaşı mı? Kore'de olabilir ya. Gidiyor askerlere şey yapıyor. Konser veriyor. Moral konseri falan. YouTuber'lık güzel bir şey, video yapmak. Ama Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına tabi olarak bunu yapmak çok zor. Niye lan? Tam bir şey çıkıyordu ağzımdan. Zor tuttum mesela kendimi. Çıksın oğlum, keseriz. Ne olacak?
Yok abi ya, çok fazla kes biç yapıyorsun. Ben mümkün olduğunca az keseceğim bu videoyu. Öyle bir dünya yok. Bunu hedefliyorum şu an. Gene 1,5 saat olmasın video. Tamam bak. Uzaylılardan buraya nasıl geldik ya? İşte biz hep böyle en son para kazanmak diye başlayıp başka bir yerde bitirdik ya. Yok Bak. lan, ben onları izliyorum. Bir yerde tutarlı oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim video var mı? Aynen. Bak ben döndürüyorum ha. Bir noktada ünlü olmak videosunda da nasıl bir anda ünlü olmaya bağladım. Oluyor işte. Döndür. Döndür. Abi bak ben pazarlamacı adamım cidden. Yani bunu yapmazsam aç kalırım ben. Ne diyorduk ya? Bilinç kopyalama ya. Şimdi bak sana peki bir şey daha soracağım. Madem böyle fantastik sorulara geçtik. Evet. Bilincini dondurduk, tamam mı? Tüm vücut halinde doldurduk ama bu sefer seni. Travelers diye bir tane vardı, izledin mi? Film böyle adamlar şeyde donmuş oluyorlar, bir tane uzay istasyonunda 80 bin yıl uyuyorlar falan. İzledin mi? Galiba izlemiş olabilirim ya. Neyse 80 bin ha. yıllık uyutuyoruz seni. Yani Evet. 80 bin yıl içinde herhangi bir zamanı seçip geri dönebilirsin. Uyuttuk seni. Ne Evet. zaman geri dönmüş olmak Abim isterdin? geleceği nereden bileyim ben? Manyak herif. 80 bin yıl geri desen eyvallah da. Abi. İleri deyince, oğlum ileriden olacağını ne bileyim? Allah Allah. Belki 1.000 yıl sonra çok güzel şeyler olacak ama 2.000 yıl sonra bok gibi şeyler olacak. Neye göre şey Tamam, yapayım ben? soruyu değiştirelim o zaman. Dediğin gibi hadi mantıklı geldi. Geriye dönün. 80 bin yıl geriye dönme şansın var. İnsanların ömrü kaç bin yıldı be? Artıyor, sürekli artıyor, boş ver. Yani en son Göbekli Tepe ile işte bir 20 bin yıl falan tahmin ediliyor. 30'a falan çıktı galiba. Ne? Yani insanlık da tam olarak nerede başladığını Ha bir de kestiremedikleri o için var aynen. Bir hani öyle bir ara sıkıntı var yani. evrim. Evrim. Kesinlikle evrim Evrim konuşmalıyız. konuşmalıyız. Evet. Neyse. 80 bin yıl şansın var. Nereye geri dönmek istersin? Tarihle ilgili bir şeyler okurken hep bu çağda yaşayasım var demişimdir. Ama şey var, Midnight in Paris diye bir film var, biliyor musun? Midnight in Paris mi? Midnight in the Paris. Yok. Bilmiyor musun? Neyse, filmin konusu şu abi. İşte adam günümüzde yaşıyor ama geriye yolculuk yapıyor. Yolculuk yaptığı senede işte şeyin kimin abi? Picasso falan dönemi galiba. Siktir, benim bunu Dali izlemem Mali lazım lan. dönemi, tamam mı? Ha. Adam oraya geri dönüyor işte. Orada bir hatunla tanışıyor falan. Hatuna diyor işte ben bu dönemden değilim. Ama bu dönem çok güzel. Ben bu dönemde seninle yaşamak istiyorum diyor. Birbirine aşık oluyorlar falan filan. Neyse. Kadın da bu dönem, ben diyor bu dönemden değilim. Daha güzeldi. Eskiler daha iyiydi diyor. O dönemde yaşamak istiyor. Günümüzdeki adam da gününe ayak uyduramıyor. Diyordu ki eskiler daha güzel. Evet, insan Eskiye hep neyim? gidiyor, o da eskiye gitmek istiyor. Eskiye gitmek istiyor yani. Hani eskiden bir şeylerin daha güzel olduğunu düşünüyorlar. İnsanda hep bir geçmiş özlemi vardır İşte ya. bizim bayramlar muhabbeti var ya, nerede o eski Nerede bayramlar eski muhabbeti de Ramazanlar? aynı yani, hani nerede eski Ramazanlar falan filan. Eskiden Yaşlarda her şeyin daha güzel olduğu düşünülüyor. şey var ya böyle, eskiden yemekler daha güzeldi, bunların tadı yok. Halbuki adamın kendi dilindeki Bir şey işte o bayram muhabbeti, hani ölüyormuş. ben çocuktum o zaman, güzeldi her şey yani, o Ondan yüzden güzeldi. Sorumluluğun Ha, yoktu. aynen. Yani hayat güzeldi o zamanlar sana. Gençtin, vücut dinamikti falan. Şimdi kalkmıyor, ölmüş yani. Neyse, bu konuda ben fazla şaka yapmayacağım. Evet. Dur, bir sigarayı çekerek sonra bu 80 bin sorusundan devam Ha, edelim. hadi.